sesi duyuyorum. Annem sağ olsaydı kim bilir ne kadar çok sevinecekti. Zavallı anneciğim, hep bugünü beklemişti. Mürvetimi görmeden hayata gözlerini yumdu. Şimdi ben bu sonbaharda sararan yaprakların, kuruyan dalların hüznü arasında saadete doğru yürüyen mesut bir insanım. 2 sene evvel hayat hiç de böyle güzel değildi. Fakirdim, annemden başka kimsem yoktu. Halbuki şimdi sevdiğim 2 insan var. Birisi Tarık, diğeri Gülçin. Gülçin Tarık'la olan aşkımızın mahsulü. Tarık'ı tanıdığın zaman deniz ticaret okulunda talebeydi. Şimdi genç bir kaptan oldu. Onunla tanıştıktan sonra bu yolların, bu denizin, bu bulutların manası değişti. Tarık'la beni birleştirecekler. Hem de bu binada. Kimsenin gelmeyeceği bir nikah merasimi yapacağız. Tarık'ın ailesinin bundan haberi yok. Nikahtan sonra Tarık babasına her şeyi anlatacak. Bu kadar geç kalmamaları lazımdı. Nerede kaldın Leyla? Tarık nerede? Şimdi gelin. Bayan Leyla İşli ve Bay Tarık Koray ve davetlileri. Biziz. Damat geçin. Nerede? Şimdi gelir. İçeri buyurun. Neden gecikti? Şimdiye kadar gelmiş olması lazımdı. Üzülme. Neredeyse gelir. Sakın başına bir kaza gelmiş olmasın. Ne münasebet. Neler düşünüyorsun? Buyurun. Vakit geçiyor. Birkaç dakika bekleyin lütfen. Biraz beklememizi rica ediyorlar. Peki. Bizi biraz yalnız bırakın. Kes şu ağlamayı. Kes ve beni dinle. Tarık'ı boşuna bekliyorsun, gelmeyecek. Seni Tarık'ın karısı yapar mıyım hiç? Koskoca kadızadelere gelin olacak kız mısın sen? Ama biz birbirimizi 2 senedir seviyoruz. Ayrılmamıza imkan yok. Tarık 2 saat evvel Avrupa'ya hareket etti. Artık onu bir daha göremeyeceksin. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Bunu yapamazsınız, bizi ayıramazsınız. Sonra ben ne yaparım? Çocuğum ve ben nasıl yaşarız? Ne çocuğu? 2 ay evvel bir kızımız oldu. Bizi ebediyen birbirimize bağlayan bu yavrunun babasız kalmasına, bir günah çocuğu olmasına vicdanınız razı olur mu? Sonra Allah da affetmez sizi. Bırak bu boş lafları. Çocuğun Tarık'tan olduğunu bana kim temin eder? Yalvarırım size. Benim temiz bir insan olduğuma inanın. Bunların hepsi düzelir. Her şeye alışırsın. Şimdilik bunu al. Sonra sana gene yardım ederim. Her şeyi parayla satın alabileceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ben aşkımı ve namusumu satanlardan değilim. Sahiden gidiyor musun Leyla? Evet hocam, gideceğim. Beni burada tutacak hiçbir dayanağım kalmadı artık. Fakat kızım, İstanbul büyük şehir. Yalnız kalmış bir genç kız için yaşaması çok güç bir yerdir. Ne yapacaksın orada? Çalışacağım, mücadele edeceğim. Vah benim zavallı yavrum vah! Bari senelerdir verdiğim musiki derslerinden ve güzel sesinden istifade et. Şu mektubu senin için yazdım. İstanbul'a gidince Sedat Nazmi'ye verirsin. Sedat Nazmi, Türkiye'nin tanınmış musiki şinaslarındandır. Bu fakir bir zamanlar ona da ders vermişti. Beni kırmaz, sana herhalde yardımı dokunur. Bu ara Solangül isimli yeni bir revü de hazırlıyormuş. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Allah yardımcın olsun kızım.
bağladı koca. Güle güle evladım, güle güle. Yolun açık olsun, güle güle. İstiyorsunuz bayan? Sedat Nazmi Bey. Şimdi onunla konuşamazsınız. Orkestra provası var. Biraz beklemeniz lazım. Peki. Buyurun şöyle oturun. Biraz daha allegro tecrübe edelim. Dikkat! Bir şey mi istiyorsunuz? Evet. Size bir mektup getirdim de. Bizim Haydar Hoca'dan mı? Buyurun oturun. İsminiz? Leyla. Buyurun. Bakalım Haydar Hoca neler yazmış. Pekala. Pekala. Haydar Hoca'nın bu kadar hararetle tavsiyesinden sonra Solangül'deki şarkıları size söyletebilirim. Fakat çok çalışacaksınız. Vaat ediyor musunuz? Evet. Ve o günden sonra geceli gündüzlü çalışmaya başladı. Sedat Nazmi muvaffak olmam için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ve nihayet ilk temsil verildi. Bahçemdeki son goncayı Thank you.
Hocanın söyledikleri çıkmıştı. Sedat Nazmi benim bütün İstanbul'un alkışladığı bir sahne yıldızı yapmıştı. Bütün gazeteler benden ve Sedat Nazmi'den bahsediyorlardı. Salan Gül'ün temsili her gün yeni bir muvaffakiyetle devam ediyordu. Kızım Gülçin 2 yaşına girmek üzereydi. Tiyatroya giderken onu komşu Hanife teyzeye bırakıyordum. Hanife teyze Muhnis, sevimli, iyi bir kadındı. Bu akşam Solan Gül'ün 200. temsili veriliyordu. Orkestrayı her zaman olduğu gibi yine Sedat Nazmi idare ediyordu. Yoruldum. Elbiseler mi? Ah Leyla Hanımcığım, bu gece yine o kadar güzel okudunuz ki. Ne yalan söyleyeyim, sizi öyle alkışladıklarını gördükçe sevincimden gözlerim yaşarıyor. Alkışlar güzel ama kızımın evde geceleri yalnız kaldığını düşündükçe hakkınız var Leyla Hanım. Fakat ne yaparsınız? İnşallah bir gün babası döner de siz de yuvanıza, yavrunuzun yanına dönersiniz. Artık ümidim kalmadı. Gelecek olsaydı şimdiye kadar gelmiş olurdu. Kapıyı aç. Sizi yeniden tebrik edebilir miyim? Teşekkür ederim. Bu muvaffakiyete sayenizde eriştiğimi hiç unutmayacağım Sedat Bey. Sahi mi? Elbette. Ben nankör değilim. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz Sedat Bey? Delirdiniz mi siz? Sizi seviyorum Leyla. Rica ederim bırakın beni. Bu akşamki muvaffakiyetinizi beraber kutlayalım. Müsaadenizle ben eve gideceğim. Hani muvaffakiyetinizi bana borçluydunuz? Nankör değildiniz. Ücretinizi mi istiyorsunuz? Hayır. Beni sevmenizi istiyorum. Rica ederim dışarı çıkın. Bana evet dedikten sonra. Sizi çok fena alıştırmışlar Sedat Bey. Ama bu sefer yanlış kapı çaldınız. Çıkın dışarı yoksa bağırırım. Tarık! Leyla! Günlerdir seni arıyorum Leyla. Gözlerime inanamıyorum Tarık. Sen misin? Sen misin? Seni bulmaktan ümidimi kesmiştim. Nihayet gazetelerde resmini görünce... Allah'a şükür, geldin artık. Ya kızımız Gülçin nerede? O nasıl? Evde. Görsen o kadar şeker, o kadar cici şey ki. Gel eve gidelim. Çabuk eve gidelim. Yavrucak hep senin ne zaman geleceğini soruyordu. İsmimi biliyor mu? İlk öğrendiği kelime Tarık oldu. Gülçin ve ben o kadar ıstırap çektik. Ben de çok acı çektim. Bir taraftan senin ve yavrumun hasreti... ...diğer taraftan vatan hasreti.
İçimde bir inanç vardı. Tarık bu kadar zalim, vefasız olamaz. Bir gün muhakkak gelecek diyordum. Ve işte geldim. Artık bunları, bu acı günleri unutalım Leyla. Bundan sonra günlerimiz hep mesut geçecek. Ya baba? Onu kaybettik. Ailem de bu evlenmeye muvaffakat etti artık. Önümüzde hiçbir engel kalmadı. Yarın sefere çıkıyorum. 20 gün sonra döner dönmez nikahımız olacak. İnanamıyorum. Allah'ım, bu emelime nail olabilecek mi? İçimde beni korkutan bir his var. Korkacak bir şey kalmadı Leyla. Artık çalışmana da lüzum yok. Ben gelene kadar yuvamızda Gülçin'le beraber beni bekleyeceksin. Sen nasıl arzu edersen Tarık. İşte o gemi. Ona öyle kızıyorum ki. Neden? Tam sana kavuşurken beni senden tekrar ayırıyor. Üzülme Leyla. Bu ayrılık kısa sürecek. Korkuyorum Tarık. İçimde garip hisler var. Korkma. Acı günler geçti artık. Göreceksin ne kadar mesut olacağız. Oh. Allah'a ısmarladık sevgilim. Tarık. Tarık, biraz daha kal. Vakit geldi Leyla. Tekrar Allah'a ısmarladık. Seni ve Gülçin'i şimdiden özlüyorum. Güle güle Tarık. Seni bekliyoruz. Çabuk dön. Gülçin'i öp benim için. Açık denizde sefer yapan bir gemide ikinci kaptandı. Günlerdir onun gemisini bekliyoruz. 20 gün geçeli çok oldu. Bekleme. Ne zor şey. Sonu gelmiyor. Bazen dakikaları sayıyorum. Tarık'ın gemisi büyük bir fırtınaya tutulmuş diyorlar. Allah'ım ne olur. Tarık'ı bana veya buna bağışla. Sizi dinliyorum efendim, buyurun. Biz fakir çocuklara yardım cemiyetinden geliyoruz. Bir balomuz var. Sizin de güzel sesinizle bu balomuza iştirak etmenizi idare heyetimiz namına rica ediyoruz. Fakat ben sahneyi bıraktım artık. Biliyoruz. Fakat sizin iştirakiniz davetliler için büyük bir sürpriz olacak. Eşim burada olsaydı belki izin verirdi. Onun müsaadesi olmadan nasıl gelebilirim? Anne! 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 Çocuk tiyatrosuna gidiyor muyuz? Evet, gidiyoruz. Sizin mi? Evet efendim. Kaç yaşında? 2,5. Cemiyetiniz bu yaşta birçok çocuğa yardım ediyor. Bu baloda fakir çocuklara yardım maksadıyla tertiplenmiştir. Bir anne olarak sizden rica ediyorum. Lütfen gelin. Geliyorsunuz değil mi? Gayret edeceğim. Teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sayın misafirlerimiz, şimdi sizlere gecenin en büyük sürprizini takdim ediyoruz. Bir zamanların en çok sevilen sesi, Bayan Leyla İşli. Oh.
Hiç değişmemişsiniz Leyla. Bu gece bizi mest ettiniz Leyla Hanım. Sahnedeki yeriniz daima boş kalacak Leyla Eksik Hanım. Eksik olmayın. Sizden sonra kimse solan gülü söylemeye cesaret edemiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu dansı bana lütfeder misiniz Leyla Hanım? Geldiğinize çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Neden teşekkür ediyorsunuz? Çünkü bu gece burada solan gülü söylemenizi ben arzu etmiştim. Alakanıza teşekkürler Sedat Bey. Beni unutmamışsınız. Çoktan beri dans etmediğim için başım döndü. Oturalım öyleyse. Hı. Leyla Hanım'ı tekrar aramızda görmemizin şerefine. İçin Leyla. Teşekkür ederim, çok içtim. Bir bardak daha Leyla. Bir bardaktan bir şey çıkmaz ki. Dans edelim. Hayır Sedat Bey. Başım dönüyor. Galiba sarhoş oldum. Eve gitmek istiyorum. Kızımın yanına gitmek istiyorum. Peki. Sizi eve kadar götüreyim. Taksi. Nereye efendim? Eve. Çocuğumun yanına. Yeni Yol Caddesi 25 numara. Çek. Hey şoför! Tepe başına dön. Gemici sokak 51 numara. Peki.
günaydın. İyi uyudun mu? Ben neredeyim? Nerede olacak, evde? Benim evimdesin. Allah'ım! İmkansız! İmkansız! Olamaz böyle şey! Leyla, inan bana! Seni o vaziyette eve götüremezsin! Dokunmayın bana! Fakat Leyla... Dokunmayın! Geldin mi kızım? Gülçin uyandı mı? Hayır, uyanmadı. Uyanmadı ama seni çok merak ettim. Bu kadar geç kalacağını söylememiştin bana. Ben gideyim artık. Beni de evden merak etmişlerdir şimdi. Sağ ol Hanife teyze. Allah senden razı olsun. Ben öğleye doğru gelirim gene. Beni affedeceksin değil mi Tarık? Anne, anneciğim! Geliyorum kızım. Geliyorum. Ağlama Leyla. Gül. Gül artık. İnanamıyorum. Geldiğine inanamıyorum. Seni o kadar çok bekledim. Beni sıkı tut Tarık. Sar beni. Sar beni. Geçirdiğimiz kaza esnasında kolumu kaybettim. Aylarca hastanede yattım. Beni mazur gör. Sana yazmaya kendimde cesaret bulamadım. Çok üzüleceğini biliyordum. Fakat şimdi geçti artık. Değil mi canım? Artık bundan sonra hep yanındayım. Buradan hiç ayrılmayacağım. Hiç ayrılmayacağız. Yoksa...
Çılgın, çılgın! Sen sağ döndün ya Tarık, yuvamıza geldin ya! Artık dünyalar benim şimdi! Leyla Hanım, size bir mektup var. Sevgili Leyla, beraber geçirdiğimiz o geceyi unutamıyorum. Çarşamba günü saat 3'ten sonra seni evimde bekleyeceğim. Sedat. Halbuki perşembe günü Tarık'la evleniyoruz. Tarık'a her şeyi söyleyeceğim. Anlatamam onu. Beni anlar zannederim. Anlamazsa işte o zaman kendimi öldürürüm. Alo? Gene mi siz? Kim telefon eden? Şey, Nurten! Ha. Anlamıyor musunuz? Bu yaptığınız cinayetten farksız Sedat Bey. Sen galiba beni deli etmeye karar verdin Leyla. Yarın evleniyor musun? Bu benim için mani teşkil etmez. Bırak canım şu kolsuz herifi. Ben onu bunu dinlemem. Eğer bugün işte gelmezsen, ben oraya geleceğim. Hı? Alo? Alo? Leyla? Alo? Hı. Nen var Leyla? Benim mi? Hiç! Birkaç günden beri sinirlisin. Seni böyle gördükçe... Hayır, hayır yanılıyorsun Tarık. Belki de bana söyleyecek bir şeyim var, çekiniyorsun. Neler söylüyorsun Tarık? Söyle Leyla, kalbinden geçeni söyle bana. Yoksa... kolum için mi? Benim böyle sakat olmam mı seni üzüyor? Tarık, Tarık! Böyle bir şey aklına nasıl getirebiliyorsun? Belki artık beni sevmiyor ve benim gibi sakat bir adamla evlenmek istemiyorsun. Böyle şey söyleme Tarık, söyleme! Oh, beni çıldırtmak mı istiyorsun? Sokağa mı çıkıyoruz? Evet, Necla'lara kadar gideceğim. Peki. Çok kalmam, hemen dönerim. Çocuğa Hanife teyze bakar. Evime tekrar şeref verdin Leyla. Buyur. Geleceğini biliyordum. Oturmaz mısın? Yaklaşmayın bana. Sinirlenme Leyla. Sedat Bey, birçok kadınlar gibi sizin oyuncağınız olmayacağımı bilmeniz lazım. Ne demek istiyorsun? Ben buraya, bu iğrenç evinize Tarık'a olan aşkım yüzünden geldim. Ya. Beni bir oyuna getirip Tarık'a ihanet ettirdiniz. Kendisine her şeyi anlatacaktım. Fakat şimdi o sakat bir insan. Daha fazla üzmek istemiyorum onu. Sizden merhamet dileniyorum. Artık benim peşimi bırakın. Yarın Tarık'la evleniyoruz. Tarık çocuğumun babası. Ve sevdiğim tek erkektir. Onunla evlenmek en büyük saadet olacak benim için. Ben bu saadete kavuşmak için senelerce acı çektim. Kıymayın bana. Çocuğuma acıyın. Ben de seni seviyorum Leyla. Siz kimseyi sevemezsiniz.
Tek arzunuz her kadını elde etmektir. Benim aşkım ve saadetim hudutlandırılmıştır. Rahat bırakın beni. Bırak şimdi bu boş lafları. Madem ki evime geldin, güzel bir gün geçirmeye bakalım. Siz çok utanmaz, rezil bir insansınız. Sizin gibilerden merhamet dilenilmez. Ancak yüzünüze tükürülür. Ben Tarık ve çocuğumu seviyorum. Bu iki varlık benim bütün hayatım. Bu hayatı korumak için her şeyi yapabilirim. İşitiyor musunuz? Beni hiçbir şey korkutamaz. Şimdi bırakın da gideyim. Madem ki öyle istiyorsunuz... Alçak, babam haklıymış. Tarık! Tarık! Kendime geldiğimde bir hastanede olduğumu anladım. Beni yolda düşüp bayılan, kimsesiz, yalnız bir kadın gibi hastaneye götürmüşler. Keşke bayılmasaydım. Tarık'a yetişip ayaklarına kapanıp hakikati haykırabilseydim. Allah, sen bana yardım et. Tarık beni dinlemesi için sabır ver. Her şeyi ona anlatayım. İsminle hitap etmek istemiyorum. Babamın ne kadar haklı olduğunu şimdi anladım. Gülçin'i de beraber götürüyorum. Bizi boşuna arama. Gülçin'in namussuz bir annesi olacağını öksüz büyümesi hayırlı olur. Günlerce Tarık ve Gülçin'i aradım. Tarık'ın ayaklarına kapanmak, susuz olduğumu haykırmak, yavrumu bağrıma basmak istedim. Fakat bütün aramalarım boşuna çıktı. Öyle zannediyorum ki çok uzaklara gittiler. Onları bulmak için evden ayrıldım, seyyar tiyatro heyetlerine girdim. Şehir şehir, kasaba kasaba onları aramaya başladım.
Het het er ah het het bir dilim ekmek ağlayan kalbimin duası. Aferin Leyla, gittikçe gözüme giriyorsun. Böyle gidersen... Neden kaçınıyorsun? Benimle hoş geçinirsen senin için iyi olur. Çıkın buradan! Sus! Öteki kızlar duyarlarsa seni kıskanırlar. Çıkın buradan dışarı! Şşşt! Duyacaklar diyorum. Sana otelde tek yataklı oda ayırttım. Anlarsın sebebini. Kapını kilitleme! Defol! Defol buradan! Nazlanma, nazlanma canım, nazlanma! Sen buralarda bu tabiatınla dikiş tutturamazsın. Yarın kendine bir iş ara. Ertesi gün heyetten ayrıldım. Seneler birbirini kovaladı. Ve bu müddet zarfında gittiğim her yerde aynı kötülüklerle karşılaştım. Hepsi de aç gözlerini üzerime dikiyor ve benden istifade etmek istiyorlar. Fakat mağlup olmayacağım onlara. Yavrumu aramaya devam edeceğim. Gülçin, yavrum, şimdi ne kadar büyümüşündür kendini. Aradan kocaman 16 sene geçti. Artık ne sen beni, ne de ben seni kolayca tanıyabilirim. Halbuki ben seni bir saniye görebilmek için bütün ömrümü veririm. Tren kazasında ağır yaralananlardan biri de bendim. Günlerce hastanede yattım. Simsiyah bir boşluk içinde yuvarlanıyor gibiydim. Kaç defa ameliyat odasına girdiğimi hatırlamıyorum. Yalnız hatırladım, her defasında büyük ıstıraplardan sonra... ...bu karanlık yolculuklardan kurtarılamamış olmamdı. Bugün sargılarımı çıkartacaksınız değil mi doktor bey? Evet Leyla Hanım. Bilseniz ne kadar heyecanlıyım doktor bey. Haklısınız Leyla Hanım. Fakat sakin olmanız lazım.
Şimdi açın gözlerinizi. Oda niçin karanlık doktor bey? Niçin cevap vermiyorsunuz? Yoksa... Leyla Hanım, Leyla Hanım! Sakin olun, bırakın sakin olun! Ellerini. Anladım, her şeyi anladım. Leyla Hanım, kendinize hakim olun. Görmüyorum. Başıma gelecek. Bir müddet beklemeniz lazım Leyla Hanım. İki sene sonra tekrar bir ameliyat geçirirseniz gözleriniz açılabilir. Hayır. Hayır. Ben mahvoldum. Mahvoldum. Gözlerim hiç görmeyecek. Hiç görmeyecek. Saadetimi kaybettim, çocuğumu kaybettim, şimdi de ışığımı kaybettim. Nasıl dayanacağım bu işkenceye, nasıl tahammül edeceğim? Yalnızlığım bu karanlık uçurumunda, kim bilir daha ne kadar yuvarlanacağım. Artık yatacak yerim bile kalmadı. Gündüzleri cami avlularında, pazar yerlerinde şarkı söyleyerek dinlerim. Ne garip tecellidir ki... Sahnede rol icabı söylediğim dilenci şarkısını hakiki hayatta da söylemeye başladı. Buyurun küçük hanım, herhalde beğeneceksiniz. Babamın resminin büyütüldükten sonra bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sarar mısınız? Emredersin. Buyurun. Mersi. Çok affedersiniz. Beni saran karanlıklar açılmışken yer yer kızımı gör. Kadının sesi çok yanık değil mi anneciğim? Sanki yılların acıları, ıstırapları gizli bu seste. Çağırayım mı onu? Kendisi gelir kızım. Birkaç gün evvel de gelmişti. Onu çağıracağım anne.
biraz buyurmaz mısınız? Bize bir şarkı daha söyler misiniz? Söyleyeyim efendim. Kalbimdeki bu sırrım sana nasıl açayım? Sana nasıl çiçek gibi sana nasıl saçayım? Hastanede 2 sene sonra tekrar ameliyat yapılırsa ümit var demişlerdi. Fakat beni şimdi kim ameliyat eder, kim bakar? Ben fakir, dilenci bir kadınım.
Yarın dayım gelecek. Kendisi meşhur göz doktorudur. Siz de gelin. Bir kere de o muayene etsin, olmaz mı? Sağ olun küçük hanım, olur. Yarın gene gelirim. Ben gideyim şimdi artık. Bana biraz para verir misin? Sakın ihmal etmeyin. Yarın öğleden sonra muhakkak beklerim. Teşekkür ederim. Küçük bir ameliyatla gözleri tekrar görmeye başlar. Yalnız bu ameliyata dayanabilmek için daha evvel iyice istirahat etmesi ve dinlenmesi şart. En az bir hafta yorulmaması, üzülmemesi lazım. Benim güzel anneciğim, ne olur müsaade et. Bir hafta burada kalsın. Ben onunla meşgul olurum. Dayımın istediği gibi istirahat ettiririm ona. Bu dediğin güç iş kızım. Fakat madem ki istiyorsun... Teşekkür ederim anneciğim. Dayımın söylediklerini işittiniz ya, inşallah iyi olacaksınız. Siz çok iyi kalplisiniz. Size ömrüm oldukça minnettar kalacağım. Bu borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Size gözyaşlarımdan ve ıstıraplarımdan başka verecek bir şeyim yok. Zarar yok. Ama eğer isterseniz gözleriniz açıldıktan sonra yanımızda kalın. Annem ve ben kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Bize can yoldaşı olursunuz. Siz istedikten sonra memnuniyetle. Şimdi benimle beraber gelin, içerki odada biraz istirahat edersiniz. Altın gibi kalbi var şu kızın. Öyle. Allah kötüye karşı çıkarmasa bari. İnşallah. Oo, hoş geldiniz üstadım. Siz buralara gelir miydiniz? Sedat Bey'le bu tarafta bir işimiz vardı. Size de uğrayalım dedik. Efendim, tanıştırayım. Meşhur bestekarlarımızdan Üstad Sedat Nazmi. Memnun oldum efendim. Doktor Hilmi, en iyi göz mütehassıslarımızdan. Nazmiye Hanım, Gül Hanım'ın annesi. Hoş geldiniz. Gül Hanım'ın fevkalade istidadından bahsedince, Sedat Bey yakından tanımak istedi bizim yaramazı. Burada değil mi? Burada. Şimdi gelir, bir misafiri var. Evet, mühim bir misafir. Zavallı, kör bir dilenci kadın. Gül onu bir hafta evde misafir edecek. Ben de bir hafta sonra gözlerini ameliyat edeceğim. Doğrusunu isterseniz, böyle dilencilere itimat etmek caiz değil. Bunların çoğu hırsız, yalancı ve sahtekar olurlar. Bunların sakatlıkları bile yalandır. Oo, gel bakalım Gül kızım, sana beraberimde getirdiğim misafirimi tanıtayım. Bu ses bana hiç yabancı gelmiyor. Ne olurdu Allah'ım, şu gözlerim görseydi. Körlüğüm yalanmış. Hırsız sahtekar olurmuşuz. Biraz evvelki düşüncelerinizde yanılmıyor musunuz acaba? Sakat olmayan nice hırsızlar, yalancılar ve sahtekarlar vardır. Ben bu kadını görür görmez ona karşı bir yakınlık duydum. Ona acıyor, onu seviyor, hatta benden bir parçaymış gibi onu kucaklamak istiyorum. Peki, peki. Bak Sedat Bey seninle hususi surette alakadar olmuş. Sen ona piyanonu dinletinceye kadar... ...ben de hocamla bir parti tavla yapayım. Fakat... Buyurun Gül Hanım, sizi dinleyelim. Niçin buraya geldiniz? Sizi görebilmek için başka çare bulamadım. Böyle yapmakla beni ne kadar fena bir duruma düşürdüğünüzü biliyor musunuz? Siz de davetimi kabul etmemekle ne kadar inatçılık ettiğinizi biliyor musunuz? Beni dinle Gül. Hayır, sizi dinlemek istemiyorum. Halbuki... ...ben sizi dinlemek istiyorum. Thank you.
ne olur bırakın beni. Bu yaptığınız çok kötü. Ne olur rahat bırakın beni. Ben hayatta dürüst yaşamak istiyorum. Niçin benden çekiniyorsun Gül? Çünkü bana yaklaştığınız zaman içimi bir korku kaplıyor. Bir felaketin yaklaştığını hissediyorum. Bu son görüşmemiz olsun. Yalvarırım size, unutun beni. Beni unutacaksınız değil mi? Söz veriyorsunuz değil mi? Peki. Günaydın Leyla Hanım. Günaydın Doktor Bey. Gözlerinizin bandını çözme zamanı geldi. Ama sakın sinirlenmeyin. Olur mu? Perdeleri kapatın. Şimdi açın gözlerinizi. Perdeleri açın. Görüyorum doktor. Tekrar görüyorum doktor bey. Gözlerim yeniden ışığa kavuştu. Gördünüz mü? Söylediklerim nasıl çıktı? İnsan hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı. Geçmiş olsun. Siz misiniz? Benim iyi kalpli meleğim. Yüzünüz de kalbiniz kadar güzelmiş. Sakin olun, sakin olun. Bırakın elinizi doya doya öpeyim. Siz benim karanlık dünyamı aydınlattınız. Size bu samimi gözyaşlarımdan başka verecek hiçbir şeyim yok. Verdiğiniz sözü unutmayın. Bize geleceksiniz, bizde kalacaksınız. Annem sizi bekliyor. Peki. Peki. Annem yarın teyzeme gidecek. Onun için çarşıya alışverişe çıkmıştır herhalde. Küçük salona geçelim. Beni bir dakika içeride bekleyin. Şimdi geliyorum. Peki, buyurun. Thank you.
oldunuz Leyla Hanım? Hiç, hiçbir şey. Bir baş dönmesi galiba. Ameliyatın tesiri. Birkaç gün sonra hiçbir şeyiniz kalmaz inşallah. Şimdi gelin size ailemizi tanıtayım. Tabii resimlerden. Bu oda babamın en çok sevdiği oda. İşte bu da babamla ben. Tabii çok küçük yaştayken. Babanız nerede şimdi? Gene seferde mi? Evet. Fakat dönüşü olmayan bir seferde. Onu kaybedeli seneler oluyor. Ya. Allah rahmet eylesin. Her hafta mezarını ziyarete giderim. Bir defasında sizi de götürürüm. Ne yazık ki annemin mezarı yok. Ben çok küçükken bir kazaya kurban gitmiş. Ölüsünü bile bulamamışlar. Babam söylerdi, çok güzel bir kadınmış. Onu hiç hatırlamıyor musunuz? Çok az. Bazen gözlerimi kapayınca yatağımın başucunda çok güzel bir kadının bana yaklaştığını ve beni öptüğünü görür gibi olurum. Ya siz? Hayatta hep böyle yalnız mıydınız? Hayır yavrum. Benim de bir kızım vardı. Çok seneler evvel onu kaybettim. Güzel miydi? Sizin gibi. Bana onu o kadar çok andırıyorsunuz ki. Saçları, gözleri, iyi kalpliliği. Şimdi tam sizin yaşınızda olacaktı. Madem ki öyle, ona karşı olan sevginizi bana verin. Ben memnuniyetle kabul ederim. Siz hakikaten bir meleksiniz. İster misiniz beni kızım diye çağırınız? Ben de size cici anne derim. O zaman beni kucaklarsınız da. İster misiniz? Kızım. Ne olursun anneciğim, fazla kalma orada. Teyzenin hastalığı mühim değil, çabuk dönerim. Bereket versin, geçen sefer gibi yalnız değilsin. Evde Leyla Hanım var. Bir şeye ihtiyacın olursa dayına telefon et. Olur anneciğim. Ankara'ya gidecek yolcular lütfen 54 numaralı bey uçağına. Hoşça kal kızım. Güle güle anneciğim. Nereden böyle Gül Hanım? Annemi yolcu ettim, birkaç gün için Ankara'ya teyzemi görmeye gitti. Madem ki anneniz evde yok, bu akşam benim misafirim olun, beraber yemek yiyelim. İmkansız. İmkansız bir şey yok. Bu akşam hem beraber yemek yeriz, hem de biraz istikbalden bahsederiz. Lüzumsuz. Halbuki beni biraz dinleseniz, size şöhret kapılarını ardına kadar açarım. Benim şöhrete ihtiyacım yok Sedat Bey. Benim düşüncelerim büsbütün başka. Tekrar alalım. Buyurun. Gül Hanım'ı rica ediyorum. Alo? Alo? Bir dakika. Sizi istiyorlar. Buyurun, ben Gül. Gül, hala cevabını bekliyorum. Gelecek misin? Hayır. Dinle beni Gül. Bugün seni muhakkak görmem lazım. Yarın seyahate çıkıyorum. Seyahate mi çıkıyorsunuz? Evet. Ve seyahate çıkmadan evvel seninle uzun uzun ve baş başa konuşmak istiyorum. Yalvarırım sana gelmemezlik etme. Hayır, olamaz. Olmaz. Telefonu kapıyorum.
Eğer bana evet demezsen, her 15 dakikada bir telefon edeceğim sana. Bu senin evet demene kadar devam edecek. Cevabını bekliyorum. Ne var kızım? Telefon kimden? Fena bir şey mi var? Bekliyorum Gül. Peki Sedat Bey, saat 7'de sizde. Sedat Nazmi'nin resmi. Evet, tanıyor musunuz? Ona gidiyorsunuz değil mi? Biraz evvel telefon eden de Sedat Nazmi'ydi. Evet, fakat size ne? Gitmeyeceksiniz ona. Anlamadım. Gitmeyecek miyim? Peki ama neden? Gitmene kim mani olabilir? Ben. Ben mani olacağım. Çünkü o kötü bir adamdır. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Küçücük yavrusuyla ve sevdiği erkekle yuvasında mesut yaşıyordu. Bir gün Sedat Nazmi ortaya çıktı ve bu yuvayı temelinden yıktı. Yalan söylüyorsunuz. Ben yalan söylemiyorum. Bildiklerimin hepsini söyleyebilsem aklınız durur. İnanın bana, ben sizin iyiliğinizi, saadetinizi istiyorum. Gitmeyin ona. Buluşmayın onunla. O namussuz adam bir anlık zevki için bir ömürlük saadeti mahveder. Canımı sıkıyorsunuz. Size iyilik ettimse bu işlerime karışmanıza sebep olamaz. Yaşlı gözlerle her an etrafımda dolaşmanız, beni göz hapsine almanız yetmiyormuş gibi şimdi de hareketlerimi mi idare edeceksiniz? Size acıyıp iyilik etmekle kabahat mi işledim? Neler söylüyorsunuz? Neler söylüyorsunuz? Halbuki ben sizin için seve seve canımı veririm. Siz benim karanlık dünyamı aydınlattınız. Ben sizin dünyanızın kararmasına nasıl göz yumarım? Yalvarırım. Yalvarırım, yapmayın bunu. Gitmeyin ona. Çekilin önümden! Size gitmeyeceksiniz dedim. Pis hizmetçi! Bana bu kadar karışmak hakkını nereden aldın? Defol evimizden! Gözüm görmesin seni! Bir daha da ayak basma bu eve! Pis hizmetçi! Doğru! Doğru! Ama bu hizmetçi bir anne olursa... senin mahvolmana asla müsaade etmeyeceğim. Gül. Nihayet geldin. Fakat çok çabuk döneceğim. Evden merak ederler. Sen nasıl arzu edersen. Bana darılmadın değil mi? Ne yapayım? Seni bir daha görmeden seyahate çıkmama imkan yoktu. Nereye gidiyorsunuz? Bağdat'a. Orada fazla mı kalacaksınız? Bilmiyorum. Yalnız şu anda senden uzak... hayata nasıl tahammül edebileceğimi düşünüyorum. Bir kadeh daha Gül. Bir kadehten bir şey çıkmaz ki.
bırak o kızı! Yoksa öldürürüm seni! Kimsiniz ve ne işiniz var burada? Dokunma o kıza! Bu ne cüret! Beni buraya kadar takip etmek hakkını kimden aldın? Onu öldürmeden evvel beni öldürmen lazım! Ne kadar toysunuz! Bu kadın avcısına bu kadar fedakarlık değmez! Peki ama siz kimsiniz? Kim miyim? Tanınmayacak kadar değiştin mi Sedat Nazmi Bey? Leyla'yı tanımadın mı? Yuvasını yıktın Leyla! 15 senedir çocuğunun hasretiyle kavrulan Leyla! Kadızadelerin gelini, Tarık'ın karısı Leyla! Uçuruma yuvarlamak istediğin şu genç kızın anası olan Leyla! Demek... Demek siz annemsiniz! Evet annenim kızım! Babanın sana ölmüş diye bildirdiği anne! Şu vicdansız adamın kurbanı olan anne! İşte ispat! Beni bütün uğraşmalarına rağmen elde edemeyince... hileyle tuzağa düşüren bu adam... şimdi de senin masum kalbinle oynamakta ve uçuruma doğru sürüklemekte. Yalan söylüyorsun! Eski kıskançlığın gene yükseltti! Şimdi de kızını kıskanıyorsun! Eskiden aşkına mukabele etmediğim için şimdi intikam almak istiyorsun! Hiç değişmemişsin! Ruhun gene eskisi gibi pis! Sus, sus artık! Hayatımı mahvettin, bari kızımın kalbindeki temiz hatıramı kirletme! Bu kadın deli! Ne söylediğini bilmiyor! Gel benimle Gül! Sedat! Anne! Ne yaptınız? Vazifemi! Bundan sonrası sana ait kızım! Bu cinayeti işlemeye ne lüzum vardı? Allah'ım ne müthiş bir şey! Şükür! Beni affet anneciğim! Benim için yaptığın fedakarlığın kıymetini anlamadım! Seni incittim! Bu yaptığın kalbimde ebedi bir sızı olarak kalacak! Unut onu yavrum! Ben sana borçlu oldum annelik vazifesini! Geç de olsa yapmak istedim! Seni çok aradım! Hasretinle yandığım günlerin yükü altında senelerce ezildim! Ağlama yavrum! Ağlama benim güzel kızım! Bak ben ne kadar mesudum! Yaklaş bana! Daha yaklaş! Sesini duyayım! Beni anne diye çağıran sesini duyayım! Anne! Anneciğim! Kızım! Benim biricik Gülçin'im! Anne! Anne! Anneciğim! Anneciğim! Anne! Anne! Anneciğim, anneciğim!